gel bak, senin aşkın gelmiş buraya. Gel bak, ben seni çok özledim. Gel, ben seni çok özledim bebeğim, gel. Ama iki tane var. Gel. O da beni tanıdığı için o bana güveniyor ama öbürü beni tanımıyor. Hani o da yaralıydı, tedavi edilmişti, getirdiler şu uyum evine bıraktılar. Her ağacın yanına bir çeşme çıkartıyor. Yok yok. Aşağıdaki su. Gelmiyor bana. Mesela buna cevap. İdrar makası. Her şükresini yükseltiniz karşıya. 7 yıl 0 kalır. Kontajıdır. Saniyede 60'ı kullanıyorsunuz. Peki bu ziraat ne çeşit söylüyorsunuz? Onun önü vardır sürekli. Hani huzur çiftliği, neden huzur çiftliği? Huzur çiftliğinde kendim huzur bulduğum bir alan. Doğayla iç içe olan bir alan. Ve ben de doğaya çok seviyorum doğayı. Ve bu hayvanları, bu Allah'ın yarattığı canlara çok bağlılığım var. Çok düşkünüm onlara. Ondan dolayı huzur çiftliği kurdum. Ve daha önce 6 dönüm üzerinde bir huzur çiftliği kurdum. Şu an Rabbim kısmet etti, 160 dönümlük büyük bir alan, daha böyle çaresiz, perişan, zor durumda olan, yardıma muhtaç olan, doğamıza ait canlarımız var. Onları tedavi amacıyla getirip burada o imkanları sağladık. Her şekilde tedavi ediyoruz ve sonra da doğamıza sağlıyoruz. Çünkü Rabbim onları bu dünyayı sadece insanoğlu için yaratmadı. Bu bütün yaşayan, ne kadar dünyada Allah'ın yarattığı can varsa hepsi bu dünyada yaşama hakkı var diye düşünüyorum. O amaçla ben de bu çalışmaları yürütüyorum. İnşallah daha güzel toplumumuz olur, merhamet edilir. Merhamet edeceğiz ki Rabbim de bize merhamet etsin. O düşünceyle bakıyorum. Huzur çiftliği sayı bilmemek üzere tahmin olarak 1000'e yakın can burada barınıyor ve bakıma muhtaç olan çok can var. Doğada yaralı bir şekilde arkadaşlar, çevreler görmüşler, hemen bizim huzur çiftliğe getirip burada güzel bir şekilde tedavi ediyoruz. Sonra da bu güzel doğamıza sağlıyoruz. Hani burada bunu söylemek istiyoruz. İnsanlar biraz duyarlı olsun. Yani o da bir can oldu onun. O da bir anne oldu onun. Onun da yavrusu oldu onun. O da bir duygulara sahip oldu onun. Çünkü bu doğa bir dengedir. Bu doğamızı bitirdiğimiz an insanlık da bitecek. O düşünceyle bakıyorum. Rabbim inşallah daha güzel günlerimizi gösterir önümüze. Evet, burası aslında çok başlıklı vardır. Hani benim çalışmam sadece hayvan sevgisini oluşturmak, çocuklarımızı buraya, ailece buraya gelip çocuklarını bu hayvan sevgisiyle tanıştırmak. Burada bir hayvanat bahçesi, küçük bir hayvanat bahçesi ama halkımıza da açık bir alanımızdır. İstiyoruz ki halkımız, çevremiz, vatandaşlarımız gelip burada izlesinler, buradaki çalışmamızı görsünler. Belki farkındalık oluşur. Belki onlar da canlara bu tür şeylere uyum sağlarlar. Onlar da bu tür yardımları yaparlar. Amacım budur. Mücadelem budur. Baba,
kusuru kuşudur. Bu yaban hayatı var. Yani bu yaban hayatı yaşar. Biz doğamıza sağlayıp ve bunları üremesi binlerce şu güzel